Babam diyor fabrikayı mı alalım diyor. Niye alacaksın dedim ya, akıllı yem yok mu? Paletleme yapıyoruz ediyoruz. Yok, karşılamıyor. Süt verimin düşük. Öyle abi, yemek dolduruyor ama yok, vermiyor abi. Evet. Bu yine 21 protein yem kullanıyorum. En güçlüsünden yine süt verimini alamıyorum. Yeni hayvan doğum yapmıştı. Evet. Sağımı aldı. 8 kilogram yem veriyoruz. Aynen. Ama 8 litre sütü geçemiyoruz. 21 protein oldu. En fazla 10 oluyor abi. Millet dalga geçiyordu keçi göğsü gibi. Ama şu anda abi maşallahları var. Ortalamalar 20-22. Maşallah akıllı süt yemiyle. Kızgınlıklar çok yüksek. Çok hızlı. 6 tane ineği tohumladık. Evet. Hepsi birer sefer. Evet. Geçen sene ben bu hayvanı 5 defa boğaya çektim. Tutmadı. Yani hem palet yem kullanıyoruz, süt vermiyor, hem de döv tutmuyor hayvanlar. Bu akıllı yem ne bana bir inek kar kaldı abi. Evet. 2 inek başına bir inek karım kalıyor benim. Dediğin gibi yani 3 inekten alacağın sütü 2 inekten alıyorsun. Aynen şu abi. Anda. Yavaş yavaş RPM'i çoğaltıyoruz, akıllı yemi çoğaltıyoruz. Baktık süt açılıyor, çoğalıyor. Ayağı vurma vesaire ishal hiçbir sıkıntı da yok. Çok da hoşumuza gitti yani. Valla akıllı yeme çok teşekkür ederiz. Eyvallah. Bu masraftan kurtardı. Herkese merhabalar. Bugün Bursa Yenişehir ilçesine bağlı Kara Amca Mahallesi'nde Mehmet İçöz ve İbrahim İçöz Babaoğlu'nun işletmesine misafir olduk. Burada içerideki sağma inekleri besliyoruz akıllı süt yemimizle. İçeride bir de danalarımız var, buzağlarımız var. Onları da akıllı besleyemiyle besliyoruz. Detayları ben şimdi İbrahim'den öğrendim. Babasını da vardiyaya yolladık Mehmet abimize. Çay ısmarladı bize sağ olsun. Onu yolcu ettikten sonra İbrahim'le de biraz daha ders çalıştık. Sizlere bu detayları ileteceğim. Kanalımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi lütfen unutmayın diyorum. Ben şimdi İbrahim'e dönüyorum. İbrahim için merhabalar. Merhabalar abi, hoş geldiniz. Eyvallah, sağ olasın. Çok teşekkür ederim. Hoş bulduk. Bizi misafir ettiniz. Evet. Sağ olun, eyvallah. Her zaman abi, sıkıntı yok. Teşekkür ederiz. Şimdi soracaklardır. Bu arkadaşın yaşı genç, ne iş yapar, ne yapar diye biraz kendinden bahsetsen. Ben İbrahim, yaşım 16. Babamın yanında yardım ediyorum. Destek olmaya çalışıyorum. Sabah okula gidiyorum. Akşam geliyorum, hayvanlara yardımcı oluyorum. Çok güzel, helal olsun. Bakıyoruz. Beraber baba oğul. Her şeyiyle işin içerisindesin yani. Aynen öyle abi. Seviyorsun değil mi hayvana, hayvancılığı? Abi zaten sevgi olmazsa bu iş yapılmaz ki. Kesinlikle. Bu bir yaşam biçimi. Aynen bu öyle abi. Normal bir iş değil. Gerçekten yaşamak lazım. Yaşam içi. Sevmedikten sonra abi yapmanın yani değeri yok. Şimdi para kazanmak için yapsan bile birkaç gün sonra sıkılırsın yani abi. Bu bir sevda yani. Kesinlikle. Saat 6'da da kalkıyorsun. Gece 12'de de hayvanları aynen kontrol öyle edip yatıyorsun. Kış oluyor, kar yağıyor. Hayvanım doğuracak, uyku tutar mı? Geliyorsun. Evet. Bakıyorsun hayvanına, için rahat etmiyor, gidiyorsun. Kesinlikle. Yine uyku tutmuyor abi, sevda bu yani. 9,5 aylık bir gebelik sürecinin sonunda aynen bir buzağı almaya çalışıyorsun. Aynen öyle. Sonuçta abi bunu takip ettiğin zaman mümkün oluyor. Doğum bir de zor olduğu zaman evet, işler hemen sıkıntı yapıyor. Müdahale etmek gerekiyor dediğin gibi. Aynen. Şimdi lise 3'tesin. Evet. Hangi okul demiştin? Meslek Lisesi. Yenişehir. Bursa Yenişehir. Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi. Çok güzel. Orada bölüm neydi? Metal. Metal bölümü. Aynen öyle. Tamam. Hem okul devam ediyor hem de evet hedefimiz üniversite zaten. Üniversite. İşin yüksek kısmında yapacağız. Aynen öyle. Daha büyük işletmelere adım atmak istiyorum yani abi. Aynen öyle. Genç bir çiftçi olarak. Çok güzel. Hafif ve ağır çelik konstrüksiyon da diyorsun. Güzel aynen böyle öyle damlar yapacağım. Bu işi büyüteceğim diyorsun aynen yani. Aynen öyle abi. Tamam, süpersin. Şimdi abi içerideki ineklere bir girelim. Girelim abi. Orada detayları ineklerin başında izleyenlerle paylaşalım. Şimdi biraz dedemizden bahsedelim rahmetli. Evet. Deden ne zaman vefat etti? Kaç yıl hayvancılık yapmıştı? Size bu iş bu nasıl yansıdı? İki bölmeden oluşuyor. Tamam. Bu taraf amcamın, bu tarafta dedemin olarak. Dedem rahmetli 2019'a kadar hayvancılık sürdürdü. Aşağı yukarı 1980'lerden beri yapıyor bu işi. Daha da önce de olabilir. Daha gerisi de olabilir aynen çocukluğundan itibaren. Zaten çocukluğunda hep bayırlarda, yukarılarda hep hayvan gidiyormuştu. Tamam. Danaları falan. Zaten geçmişten geliyor. Ben de küçükken dedemin yanında inekleri ot biçirip getirdik. Hayvanları verirdik. Öyle bir sevda başladı abi. Ya dededen toruna işte böyle. Ne aynen güzel öyle. Sonra abi vefat etti. Allah rahmet eylesin. 2019'da. 2000 kaçta başladınız tekrar hayvancılığa? 22'de. 2022 Ağustos'ta karar verdik. Babam dedi oğlum böyle böyle bu iş yürümeyecek. Hayvan alalım dedi. 3 inekle şu. Şu bir de şu siyah olandan başladık abi. İlk aynen. İşletmenin sakinleri bunlar yani. Aynen öyle abi. İkisi simental, bir tane montofon var burada. Aynen abi. Tamam, çok güzel. Sonrasında? Sonrasında yavaş yavaş çoğaltmaya başladık. Birer birer para oldukça yavaş yavaş aldık. Hayvanları sağımlı aldık. Sonrasında onlar doğurdu abi. Doğurunca buzağlar çoğaldı, yozlar çoğaldı. Baktık. Yozlar çoğalınca süt parası kayboluyor. Karşılamıyor. Aynen ama hayvanların hem yozlara bakıp hem de bize çay parası bırakması gerekiyor. Tabii, çay parası, mantıklı çorba parası bırakması gerekiyor. Süt düşüktü. Geçen sene, ondan önceki seneye kadar. Yem yükseliyor, bilmem ne oluyor. Palet yeme yapıyoruz, ediyoruz. Yok, karşılamıyor. Yemden zarar. Artık yozları çıkarmaya başladık yavaş yavaş. Biraz sonra biraz bir dönmeye başladı. Sonra yine aynı oldu.
Yine bir tıkanıklık oldu. Aynen. Neden? Öyle. Süt verimi düşük çünkü, değil mi? Öyle, süt verimi düşük, yem artıyor. Geçen sütü 1 lira geri çektiler. Evet. Hep çiftçiye, hep çiftçiye yapıyorlar. Onu geçtim. Hayvanlar sütü az zaten. Az veriyor. Mesela sözünü bölüyorum. Mehmet abi dedi 8 kilo yem veriyor. 8 litre tazeli hayvanlar süt alıyoruz dedi. Şu hayvana benim şu ikisi kesildi sütten abi, doğuracak oldu ilk zamanlar. Tamam. Ben şöyle en fazla abi, tamam mı? 8 kilo 10 kilo. Geçen sene yeni tazeliyken. Aynen öyle abi. Yemek dolduruyor ama yok, vermiyor abi. Kaç kilo yem veriyordun? Kaç kilo yem veriyordum? Aşağı yukarı veriyordum abi. 6-7-8 veriyordum 8 abi. Gibi bir şey yazdık. Yani 8 kilo palet yem veriyordum. 21 protein yem veriyorum bir de abi. Evet. Bu yine 21 protein yem kullanıyorum. En güçlüsünden yine süt verimini alamıyorum. Evet. Yeni hayvan doğum yapmıştı. Evet. Sağımı aldı. 8 kilogram yem veriyoruz. Aynen. Ama 8 litre sütü geçemiyoruz. 21 protein olduğu halde. En fazla 10 oluyor abi. En fazla 10-12. Millet dalga geçiyordu. Keçi göğsü gibi. Doğru söylüyorsun yani. Hani küçük başta bile 6-7 litre süt var yani. Yani bari bir 15-20 arası falan versin dediğin gibi yani. Ama şu anda abi maşallahları var. Ne kadar şu anda süt verimleri var? Ortalamalar 20-20. 22. 22 litre. Biraz daha sulanmaydı. Biraz daha yükselecekti de. Bunlar da yeni tohumlandı. Çok güzel. Mesela geçen sene döl tutma performans nasıldı? Bu sene nasıl? Akıllı süt yemiyle beraber. Çok fark var abi. Ne gibi fark var? Geçen sene ben bu hayvanı 5 defa boğaya çektim. Bunu mu? Evet. Tamam. 5 defa, 4 defa tutmadı. En sonunda veterinerle konuştuk. Dedi artık bu tutmayacak galiba dedik. Bu sefer de besi cinsi atalım dedik. Hmm. Besi cinsini attık, onu da tuttu. He. Neyse bu sene doğurdu. Şimdi geçen boğaya geldi. 2 defa. Birincide çekmedim. İkincide artık çekelim dedik. 40 gün falan geçti. Mı geçti? 40-45 gün, 50 gün falan. Evet. Sonra? Ondan sonra çektik, tek de tuttu abi işte. Veteriner kim muayene etti mi yumurtalıkları? Etti. Çara akıntısı falan iyi miydi? Bağırma çok, falan çok var iyi. Mıydı? Belirgindi abi, yani. Ahırları yalıyordu. O kadar zapt edemiyordum. Zapt edemiyorsun. Salamadım ki, dışarı salamıyorum ben bu hayvanı. Atlama bak, yapmaya çalışıyor. Beni bile çekiyor. Yulardan bağlamıyorum. Bir kere ben saldım, boğada olduğunu bilmiyorum. Saldım, bunun üstüne çıkıyor bilmem ne. İçeri soktum, bunu bağladım. Onu bağlayamıyorum. He. Tuttum, gelmiyor. Öyle bir zorlandım. Kızgınlıklar çok yüksek, çok hızlı. Maşallah, akıllı süt yemiyle aynen bu abi. Sene tekte tuttu yani. Aynen abi. Şu anda ikinci de tutan iki hayvanı olmadı. Kaç hayvana tohum attık? Şu anda akıllı yemden sonra 2-6. 6 tane ineği tohumladık. Evet. Hepsi birer sefer. Evet. Çok güzel bir başarı. Ki geçen abi, sene 5 seferde tutmuştu bu hayvanı. 5 seferde yani tekte tutan bir şu tutuyordu. Tekte. Bir de şu tutuyor tekte, o kadar. Diğerleri illa ikinci buluyordu. Istiyor. Bu da tekte tuttu. Bu da öyle tekte tuttu. İlkine düve mesela. Yani şimdi şunu anlıyoruz diyebiliriz. Yani hem palet yem kullanıyoruz, süt vermiyor, hem de döl evet. tutmuyor hayvanlar. Tutmuyor. Demek ki... Abi tuzdan başka bir şey yok ki palet yemde. Yani tuzdan başka bir şey tuz yok. Tuz mu kepek mi artık tam belli değil. Yani netice itibariyle hakkını koymazsak yemlerin içerisine hayvanlar da icraat göstermezler. Onu bir size vurgulamak istedik. Şu anda abi bu inekleri sizden aldım bilgileri. 20 litre süt veren hayvan için 4 kilo arpa ezmesi, evet. kırması. Siz kendi mahsulünüz evet zaten. Abi. 10 ton falan bir arpa yetiştirdiniz. Aynen öyle abi. 30-35 dekar araziden. 2 kilo pelet yem veriyoruz. Evet. O sebebi de süt yem takası meselesi var ya biraz. Aynen. Öyle bir şey. Bir de 2 kilogramda akıllı süt yemi. Evet abi. Yani bunun karşılığında 20-22 litre süt verimi alabiliyoruz. Evet. Toplamda 4 kilo arpa, 2 kilo pelet yemi, 2 kilo akıllı süt yemi, 8 kilogram bir malzeme vermiş oluyoruz. Aynen öyle abi. Bunu söyleyebiliriz. Şimdi abi bu arada yem maliyeti düştü. Evet. Bize yemden hariç süt verimi de arttığı için, yem maliyeti düştüğü için evet. süt parasından bir para kalmaya başladı. Aynen abi artık. Doğru mu? Yavaş yavaş dönmeye başladı. Ben 2,5-3 ay ben süt parası alamadım yemden dolayı, palet yemden dolayı. Sıkıştık, bilmem ne oldu artık. Babam onu akıllı yemi görmüş. Akıllı yemle tanıştık. Memnunuz. Selçuk abi her türlü ilgisini yapıyor. Arıyor, soruyor. Hayvanların durumu nasıl? Her türlü memnunuz. Şu anda süt parası kalmaya başladı yavaş yavaş. Daha çok, da çoğalıyor. Yani yapılacak bir zevk noktasına gelmiş oldu. Aynen öyle abi. Çilenin yanında bir de bu işin ödülü aynen olması lazım. Bir daha vazgeçmeyeceğim. Evet. Vazgeçersen olmaz abi. Kesinlikle. Vazgeçmeyeceğim. Aynen öyle. Dediğin gibi abi durum bu şekilde. Şimdi mesela geçen sene 8 kilogram pelet yem veriyorduk evet. inek başına. Sabah 4 kilo, akşam 4 kilo. 21 evet protein. 8-10 litre arası ancak süt verimi vardı. Evet abi. Bu sene 20 litrelere çıkınca yani hayvan başı 10 litre süt artışı olmuş. Abi ben şu hayvanlar yeni geldiğinde 3'ünden 18, 17, 20 kilo zor en fazla tamam mı? 19 kilo, 20 kiloyu gördüm en fazla. Bir sahamda mı günlük mü? Günlük. Günlük. Yani öğünlük. Öğünlük. Öğünlük 20, en fazla 20, 19-20 gördüm. 3 tane inekten.
40 desek biz ona 12 litre süt yapar. 13 litre süt yapar. Abi 13 şu anda ne kadar? 13 şu anda ikisinden ben şu anda 20 kilo alıyorum. Bir öğünde aynen. Günde 40 yapar. Evet abi ben ikisini alıyorum şu anda. Dolayısıyla abi siz 12-13 litreden 20 litre süt verimine evet, çıkış evet. Olmuş. 7 litre inek başı ortalama süt verimimiz bizim abi. Artmış yani. Yani inek başı 7 litre. Bu akıllıyım ne bana bir inek kar kaldı abi. Evet. 2 inek başına bir inek karım kalıyor benim. Dediğin gibi yani 3 inekten alacağın sütü 2 inekten alıyorsun aynen şu anda. Abi. Netice itibariyle bir inek senin kendi öz karın olmuş gibi oluyor. Aynen öyle abi. Çok güzel mantık bu abi. Şimdi abi az önce Mehmet abi gitmeden önce çay içiyorduk. Dedi ki ineklere sanki dedi bu sene anjiyo yaptık dedi. Damarları açtık anlamında yani. Tamam kalp tıkanıklığı olduğu zaman anjiyo yapılıyor ya. Evet, damar kan sirkülasyonu hızlansın. Sanki dedi bütün süt damarları açıldı hayvanın dedi. Anjiyo öyle yaptık abi, dedi. Çok şaşırdım. Ben baştan şey yapmadım inanmadım yani. RPM'ini ver. Ben kışın dahi hayvanlar RPM'ini kısıtlı veriyorum abi. Korkuyorum çünkü bak bu hayvana ben kışın ayağına bir vurdurdum. Akıllı yem o zaman yoktu değil mi mesela? Yoktu abi kışın yoktu. Vardı. Aynen. Ayağına ben bunu bir vurdum. Zayıfladı. Sütü kesti hayvan zaten direkt. Evet. Çünkü sütü can avliydi. Ondan sonra zaten bir daha sütü iyileştirdik ama zor lan. Bir daha şey yapmadı. Bu dedim bak. Dedim babam dedi. Yavaş yavaş ver dedi. Ben zaten korka verdim. Baktık bir şey yok. Yavaş yavaş RPM'imi çoğaltıyoruz. Akıllı yemi çoğaltıyoruz. Baktık süt açılıyor. Çoğalıyor. Ayağı vurma vesaire ishal hiçbir sıkıntı da yok. Olmayınca da öyle çok da hoşumuza gitti yani. Değil mi? Çok İnsanlar da kafaya yatan mantıklı. Haklısın. 5 kilo arpayı ya da 4 kilo arpayı vermekten çok çekiniyor. Çünkü ishal oluyor ayaklara vuruyor. Bu sefer yani öyle bir şey. Yani abi ishal olmasın hatta bir türlü geçirsin de ayak vurması çok çektiriyor hayvana. Kesinlikle. Zayıflatıyor. Hayvan çok geriye atıyor. Aynen öyle abi. Doğru söylüyorsun abi. En çok korktuğumuz ayak vurmasıydı. Onda da hiçbir sıkıntı yaşamadık şu ana kadar. Evet. Ne danalarımda, ne ineklerimde, ne buzağlarımda. Hiçbir sıkıntı yaşamadık. Şimdi akıllı süt yemlerin içerisinde biz organik mineraller ve canlı mayalar katıyoruz. Dolayısıyla evet. Verilen arpayı ya da mısırı, o tahıl kısmını tölere edebiliyor hayvan. Yani bitkisel protein kaynaklarıyla anladım canlı abi. Mayayı, artı tabii samanı serbest bırakın istiyoruz. Mesela ot verelim, sılaş verelim şeklinde filan. Hayvan geviş getirdiği zaman doğal tükürük salgısını mideye indiriyor. 1600-1800 gram sodaya eşdeğer tükürük salgısını mideye biz gönderdiğimiz takdirde zaten hayvanın dışkısından belli oluyor. Arkamızda pasta kıvamında dışkılar var. Özellikle bana sordun ya şu dışkıları, gübreleri toplayalım. Ben diyorum elleme o bizim karnemiz yani. O çünkü gübreyi biz görmemiz lazım ki gidişatın doğru yolda olduğunu görelim. Ağızdan girmesi bize ait ama çıkışına bakmak lazım bu işe. Aynen. Onlar bizim için önemli. Abi ya tarafta danalar ve buzağlar var. Evet. O tarafa doğru geçelim. Tamam abi, geçelim. Onlara bakalım. Sağ tarafta iki tane ufaklık var. Bir tane köşede bir dana var. Bir de üç tane büyükler var abi. Evet. Sen şimdi bize bahset. Bunlar kaçar aylık? Dişi mi erkek mi? Nedir ne değildir? Bu ikisi abi kendime bıraktığım damızlıklardan. 2,5 aylık bu. Tamam. 3 aylık da şu. O 3 tane olan. 3,5 o 3,5 tamam. Aşağı yukarı 2,5 3 aylık da bu abi. Beyaz sarı olan da 3,5 aylık. Aynen. En arkadaki? En arkadaki aşağı yukarı o 12 aylık ona bak abi o yanık. 12 aylık. Doğduğundan beri tohum ucuza gelmiş herhalde. Yapma be budur mu kaldı öyle? Doğrudur. Karışıklık kaldı. Şu abi. Erkek şu, bu. Soldaki. Aşağı yukarı 14-15 aylık da bu abi. Tamam. Şu 17-18 bu da 18. 17-18 diğeri 18. Montofon'da 18 aynen. Aylık şeklinde. Şimdi bunlara kaç aydan beri biz akıllı besiye mi veriyoruz? Aşağı yukarı abi başladığımızdan beri 2 ay oluyor galiba. 2 aydan beri. 2 aydan beri ben bunlara akıllı yem veriyorum. Tamam. Bazı zamanlarda akıllı yem bittiği zaman, kargoya yetişmediği zaman, yeni şehre gitmediğimiz zaman normal RPM veriyorum. Onda bile abi etkisi kalıyor galiba vurmuyor hayvan. Hmm. Yani 1-2 gün bir boşluktan, aynen. Boşluk bile bıraksak arpa vurmamış oluyor vurmadı hayvanlara. Abi. O iyi bir şey. Ona bile şaştım ben. Tamam. Peki abi mesela şimdi bu Montofon melezinin bana fotoğrafını gösterdin. Evet. Geçen ay mıydı, evvelki ay mıydı onun fotoğrafı? 1,5 ay oluyor abi. 1,5 ay. Böyle tüyler falan vardı. Şu aynen abi. Böyle parlak şu an gözüküyor. Bile tüylerini bu bile attı abi. Bunun da vardı. Bunun da 2 ay önceki vardı. Tüylerini falan döktü bu. Çok güzel tamam. Çok güzel. Tüyü döktü zaten hemen parlacık oldu abi. Evet. Babanla beraber bir göğüs çevresini ölçmüşsünüz. Evet. Ondan sonra 202 bir de 198 santim şeklinde. Evet. 630 kilo dedi, canlılık var dedi. Evet. Aşağı yukarı da zaten vardır yani böyle. Peki mesela biraz yaşı var bunun. Evet. Daha önce palet yem artı arpa ile mi besliyorduk? 2 aydan öncesi. Ben ona palet yem veriyordum. Hı. Tamam. Artık abi normalden palet yem veriyorduk biz normalde onu başlarda. Tamam. Hepsine. Baktık iyicene süt zararı dönüyor. Arpaya mı vermeye başladık? Korka veriyoruz abi. Fazla da veremiyoruz çarpılmasın ki. Çarpılmasın gibisinden. Aynen. Tamam. Fazla da veremiyoruz çarpacak diye.
Sonra? Sonra artık bu böyle olmayacak dedik. Zaten eksiye düştük bayağı bir. Evet. 2,5-3 ay. O da besin süresini geciktirdi. Aynen. Canlılık artışlarını düşürmüş oldu. Öyle abi. Şu anda mesela bildiğim kadarıyla 7 kilo civarı arpa ezmesi. Evet. Hatta 8 artı bir de yem veriyoruz. Evet. Akıllı besleyeminden. Ne kadar? 1 kilo mu? Akıllı besleyeminde 1 kilo olması lazım. Öyle not aldım Mehmet abiden. 1,5-1 kilo olur galiba abi. 1 kilo tamam. Aynen. O şekilde. Yani 1 kilo akıllı besleyemi yiyor. Evet. Artı 7,5-8 kilo arası da arpa ezmesi yiyor. Hiçbir sıkıntıda yaşamadım abi. Tamam. Bunun yanındaki? Bunların ikisine ben karışık veriyorum abi. İkisi tamam. Birlikte yiyor. Tamam. Samanı, şu hayvanlarda anlamadığım şey daha iyi. Samanı alttan alan hayvan samanı tertemiz yapıyor. Normalde o kadar saman tüketmiyordu bu hayvanlar. Evet akıllı abi. Ben saman veriyorum ya. Altına sanki veriyormuş gibi oluyorum abi. Ara dedim babama ızgara mı yapalım ne yapalım. O muhtemelen şöyle oluyordur. Daha önce mesela palet yemi koyuyorsun ya diyelim ki. Palet yemi koyduktan sonra samanı atıyor kenara. O yemi tüketmeye çalışıyor. Saman tüketmek istemiyor. Şu anda mesela ihtiyaç duyuyor muhtemelen. Büyük ihtimalle abi. Canlı maya samanlarda falan hiçbir sıkıntı yaşamadım. Doğru. Çok da güzel yiyorlar abi. Yem olsun. Arpa yemini en güzel şekilde tüketmek için yani. Isırırsın yavrum. Sen süt buzağısı değilsin. Yemiyorsun artık. Sakatlarsın parmağımı. Isırıyorum valla. Aynen. Abi bu buzağları nasıl besliyoruz? Buzağları da arpa yemi akıllı yem. Babam diyor fabrika yemi alalım diyor. Niye alacaksın dedim ya. Akıllı yem yok mu? Tamam. Alma diyorum. Oğlum. Saman, arpa yemi işte. Hı-hı. Akıllı yem. Buzağı akıllı yem veriyoruz. Tamam. Öyle yetiyor. Yine saman falan çok veriyoruz. Çok da güzel. Geviş de getiriyorlar. Aynen. Dışıklar da iyi. İshal falan yok. Ayakları vurma yok. Gayet güzel abi. Hiçbir şekilde yok. İbrahim'cim çok teşekkür ediyoruz. Eklemek istediğin bir şeyler var mı? Valla akıllı yeme çok teşekkür ederiz. Eyvallah. Bu masraftan kurtardı. Evet yani şimdi gereksiz yem parası vermek gerçekten insanın içini acıtıyor. Öyle bir de verim abi alamadıktan sonra o daha da insana koyuyor yani. Mesela gibi, yazın geçen sene benim danalarımda illaki yaz ayında erime oluyordu. Zayıflama oluyordu. Aynen. Sıcaklık stresine bağlı olarak damın içerisinde bir sıcaklık evet olabilir. Yani yukarılar falan açık. Çok güzel. Bu yani sene o öyle sıcaklık stresine girdiğini görmedim hemen. Evet. O da terlediğini de görmedim. Ben zaten çoğu zaman bunları yıkıyorum. Tamam. Güzelce tarıyorum. Tarattırmıyor başı. Öyle o biraz yabani gibi. O biraz şey. Zaten montofon olduğu için yabani gibi. Tuğlaları yıktı öbür tarafta. Betonlarda kopardı tuğlaları. Doğru. Boğuşmak istiyor herhalde. Öyle. Tamam Yuray'cığım. Çok teşekkür tamam ederim. Bize bilgiler verdin. Hoş geldin. Valla iyi oldu geldiğinizde. Sağ ol. Eyvallah. Sizi seni gördük. Heyecanlı bir gençsin. Bizim için çok güzel bilgiler verdin. Evet, canla başla çalışıyorsunuz ailecek. Sayılar inşallah artar. Dediğin gibi güzel i̇nşallah çiftliklere de Allah nasip eder yaparsınız. Tabi bu işler nedir? Dediğin gibi 2-3 inekten alacağın sütü 2 inekten aldığın takdirde öyle yatırım abi yapmak da kolay olur. Aynen İnsan öyle aşkla şevkle sabah kalkar. İneklerini besler, danalarını, buzağlarını besler. Öteki türlü insan para kazanmadığı işe evet ayakları abi bile geri gider. Yani ister kendi işin olsun, ister bir işte fabrikada çalış, bir yerde çalış. Öyle verimlilik abi, ve öyle mutluluk önemli açıkçası. Sizler de İbrahim ve Mehmet abiler gibi yemsipariş.com'dan ürünleri inceleyip sipariş verebilirsiniz. 81 ile ücretsiz kargoyla, Aras Kargo, MNG Kargo, PTT Kargo'yla ürünleri gönderebiliyoruz. Teknik destek için ücretsiz bir şekilde bizleri arayabilirsiniz. Unuttuğumuz, atladığımız bir yer varsa merak ettiniz. Alt tarafa yorum olarak yazabilirsiniz. İbrahim zaten genç adam, alt taraftan yorumlara cevap verir YouTube'dan falan. Öyle diyorum yani. Olur abi, yaparız. İnşallah. Eyvallah. Bir başka programda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.